İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Surpyerotutyun Kilisesi'nde ayin yapıldı. Mari Barsegyan Hancıyan, bize herhangi bir sınır çizme ve sınır belirleme belgesi sunulduğunda tahkim kararını sunmalıyız. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti'nde konuşlandırılan gözlem misyonuyla ilgili ayrıntıları yayınladı. Erdoğan tazminattan bahsediyorsa Türkiye'nin Batı Ermenistan'ı tazmin etme zamanı gelmiştir. Batı Ermenistan'ın Muş ilinin eğitim sistemini tanıyalım. Bugün Büyük Komidası Anma Günü. Çek yazarın Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulanlar hakkındaki kitabı ilk kez Ermenice'ye çevrildi. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Taşhoran adıyla anılan Surpyerotutyun Kilisesi'nde Der Avedis Tapaşyan tarafından Kutsal Ayin 22 Ekim günü gerçekleştirildi. Törene İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan başkanlık etti. Ayine Yusuf Tapaşyan ve Sarkis Boyacı hizmet sundular. Duadan önce Katolikos vaaz okudu. Şehirde yaşayan inançları selamladı ve onlara İstanbul cemaatinin selamlarını iletti. Ruhani lider vaazında bir inançlının bile Tanrı ile ilişki kurmak için çok önemli olan barışı vurguladı ve barış içinde bir yaşam diledi. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV yayınında yazar ve yayıncı Mari Barsegyan Hancıyan, Batı Ermenistan'ın zorluklarından bahsederek şunları kaydetti. Yüzyılı aşkın bir süredir bizleri Türkiye'nin korktuğu, zaman aşımı olmayan ve hiç değişmeyen belge olan Wilson'un tahkim kararından bilinçli bir şekilde uzaklaştırarak yanılttılar. 2020 savaşı tahkim kararının uygulanmadığını kanıtlıyor. Bunun amacı tahkim kararını hukuki çerçeveye sokmamamız için devletimizi zayıflatmak. Ermeni milletinin vatanı, toprağı üzerindeki hakkını tasdik eden Wilson'un tahkim kararı gibi büyük bir kanuni belgesi varken onu bir kenara bırakmaya hiçbir gücün hakkı yoktur. Biz yanlış yola düştük ancak bugün bizi doğru yola yönlendirenler var. Önümüze bir sınır çizme ve sınır belirleme belgesi konulduğundaki Sovyet haritalarından bahsediliyor, tahkim kararını ibraz etmemiz gerekiyor. Ülkeyi yöneten Ermeni aydının, siyasetçinin, bilim insanının bunu anlamaması çok ayıp. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan sınırında konuşlandırılan gözlem misyonuna ilişkin ayrıntıları yayınladı. Açıklamada Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki izleme kapasitesinin iki ana görevi yerine getireceği belirtiliyor. Birincisi, her iki tarafında ateşkese bağlılığını takiben Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında güven inşasını desteklemek. İkincisi, düzenli ve geçici raporlar aracılığıyla Avrupa Birliği ekibi Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki sınır bölgesindeki durumu izlemek. Bu, Avrupa Birliği'nin her iki tarafın sınır komisyonlarının çalışmalarını daha iyi desteklemesini sağlayacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki uluslararası kabul görmüş sınırın Ermeni tarafında sadece sivil gözlemciler konuşlandırılacak. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin iki taraf arasındaki barış sürecinin yönetimine sıkı bir şekilde dahil olduğu da belirtiliyor. Artsakh'ın işgal altındaki Ermeni Cirakan ve Kovsakan bölgelerini ziyaret eden ve havaalanının açılışına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü'nün Yerevan'dan saldırganlık için tazminat talep etmesi gerektiğini açıkladı. Yerevan'da ulusal bir hükümet olsaydı, 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının Ruslarla birlikte işgali ve 1921'de Rus-Türk antlaşmaları meseleleri Türkiye'nin önüne çoktan koyardı ve önce Nahçıvan'ın, Kars'ın, Ararat Dağı bölgesinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne iadesi ardından Batı Ermenistan meselesi olan milyonlarca yerli otokton Ermeni halkının katledilmesi olan Armenosit ve gayrimeşru mülklere el konulması meselesi için tazminat talep ederdi. Bu açıdan Türk Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan tazminat kelimesini kendisine yedirtmek gerekir. Muş Ovası, Batı Ermenistan'da Doğu Fırat'ın ortalarında tarihi büyük haykın Daron vilayetinin bir kısmını oluşturmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu idari bölümlerine göre Muş kazası ve ovası, Bağış Bitlis vilayetinin merkez kazasıdır. Muş dini önderliğinin hazırladığı raporlara göre büyük felaket Arminosit öncesinde Muş'ta 106 yerleşim yeri vardı. Asıl Muş şehrindeki Ermeni nüfusu ise 12 bin kişiydi. Ermeni platosu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerde olduğu gibi Muş şehri ve Muş ovası köyleri de Batı Ermenistan'da görülen ve 1863'te Osmanlı İmparatorluğu'nda tanınan Ermeni Nizamnamesi ardından başlayan eğitim hareketinden mahrum kalmaz. 1870'lerde Ermenilerin yaşadığı şehir ve köylerde çok sayıda okul açılır. Batı Ermenistan'ın okulları yapısal bakımdan dini ve sivil şeklindeydi. Apostolik Ermenilerin okulları İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim komisyonunca yayınlanmış bir müfredata bağlıdır. Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Ermeni halkının dünyaca ünlü kompozitörü Gomidas 22 Ekim 1935'te Paris'teki Viljouf Hastanesi'nde vefat etti. Ermeni besteci, müzikolog, modern Ermeni klasik müziğinin kurucusu Batı Ermenistan'ın şanlı evladı Gomidas Soğumon Soğumonyan 26 Eylül 1869'da Kutina, Kütahya şehrinde doğdu. Onun anne ve babası da güzel sese sahipti. Gomidas da aynı şekilde güzel şarkı söylerdi. 1890'da Soğumon diyakoz olarak atandı. 1893 yılında İlahiyat Okulu'ndan mezun oldu, ardından papaz unvanına layık görüldü ve ona 7. yüzyılın ünlü şairi Gomidas Katolikos'un adı verildi. Öğretmenliğin yanı sıra Gomidas bir koro, bir halk çalgıları orkestrası kurar, türküler besteler Ermeni kilise müziği üzerine ilk çalışmalarını oluşturur. 1895 yılında Gomidas keşiş unvanını aldı. Gomidas'ın hayatındaki diğer olaylar Berlin ile bağlantılıdır. Berlin'e büyük bir Ermeni petrol üreticisi hayırsever Alexander Mantashyan'ın sağladığı para desteğiyle okumaya gider. Gomidas, Ermeni müziği icacısı olarak dünyanın farklı ülkelerinde sahne aldı. 1915 yılının Nisan ayında bir dizi önde gelen Ermeni yazar, politikacı, doktor ve avukatla birlikte Gomidas da tutuklandı. İşkence eşliğinde hapsedilmesinin ardından Ermeni halkının yok edilişi olan Arminosi'de tanık olarak Batı Ermenistan'ın derinliklerine sürgüne gönderildi. Çek yazar, gezgin, Ermeni halkının büyük dostu Karel Hansa'nın ilk kez 1923'te basılan ve 2. Dünya Savaşı sırasında yasaklı edebiyat listesine eklenen Doğu'nun Felaketleri adlı kitabı Ermenice'ye çevrildi. Kitap, Ermenilerin tarihini ve kültürünü, Ermeni halkının Ermenilere yönelik soykırım Arminosit sonucunda çektiği acıları ve binlerce yetim ve dulun trajik durumunu ele alıyor. Doğu'nun Felaketleri adlı eser Hansa'nın ilk kitabıdır. Kitapta Hansa, ağlayamayacak kadar kırılmış Ermeni kadınları gördüğünü söylüyor. Ayrıca Ermeni kızların zorla götürüldüğü genel evlerini de ziyaret etti. Kitabın tanıtımı Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit Müze Enstitüsü'nde gerçekleşti. Bu, kendi doğasıyla önemli bir kitap olmaktan ziyade Ermenilerin kendi anavatanlarında soykırım Arminosit'ten sonra yaşadıkları acımasız yaşamı gösteren ve gerçekleri kaydeden bir el kitabıdır. Benzer çalışmaların yayınlanması sadece bu suçun kınanma bakımından değil, aynı zamanda tazminat açısından da çok önemlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca ünlü kompozitör Gomidas'ın Ermeni halk şarkısı Grung adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.